Hepinize arkadaşlar, ben Tuvark'ın Merak videolarına hoş geldiniz. Bugün sizinle Buca Kaynakları olması lazım. Aynen, Buca Kaynakları'na gidiyoruz, bir vlog tarzı. Yanımızda bir Ben Hanım var. Merhaba. Onu zaten hatırlıyorsunuz bir röportajlardan. İbrahim Bey var, onunla da bir röportaj yapmıştık. Onu da artık tanıyorsunuzdur. Onun dışında bir de Mengü Bey var. Okçuluk videosundan tanıyorsunuzdur onu. O videoya da buradan mı bir yerden ulaşabilirsiniz. Bugün gideceğiz, doğal ürünler falan alacağız. Annem hep evde doğal yoğurt falan yapıyor, o tür şeyler. Onun için orada bir kahvaltı edeceğiz falan, belki gezeriz oralarda. Böyle bir vlog olacak. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan kahvaltıcıdan kalkıp muhtemelen sütçüye gideceğiz, yani yolumuzu devam edeceğiz. Ondan sonra işte süt falan alacağız, sonra da eve gideriz. Evde de doğal yoğurt yapacağız arkadaşlar. Bir günde, yani eğer bu videoya 15 like gelirse size doğal yoğurt yapmakla ilgili bir video çekebilirim belki. Ama kesin bir söz vermiyorum. Onun dışında Buca Kaynaklar burası. Buca Kaynaklar yani yer olarak çok güzel bir yer. İzmir'de yaşayanınız ve bilmeyeniniz varsa mutlaka gelin buraya. Evet arkadaşlar, kahvaltımız bitti ama şurada kelepçeler var ya, tam intihar kelepçeler. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi çok güzel YouTube binalarımız ve iki tane delikanlımız bulunmakta. Bu da bizim demek ki kahvaltı masamız. Şurada da demin intihar kelepçeleri vardı arkadaşlar, bildiğiniz. Birbir Hanım, oradaki intihar kelepçeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi orada herhalde bu kadar yedirip hesabı ödemeyenler asıyorlar. Biz Love of God ki ödedik hesabımızı. Mengü Bey de bindi arabaya sonunda. Yolumuza devam evet, edelim. Evet, trans. Süt almadan önce İbrahim Bey bizi neresiydi ya? Çınaraltı. Çınaraltı'na götürecekmiş. Çınaraltı'nda da kısa bir çekim yaparız. Böyle Buca Kaynaklar tekrar söylüyorum. İzmir'de yaşayanınız ya da İzmir'e geleniniz varsa mutlaka gelmeniz gereken yerlerden biri. Çok doğal, yani güzel şeyler var. Sütler falan, sütü güzel, ekmeği güzel. Kısacası güzel işte. Masal kafeyi de göster. Masal kafe şeyinden, patatesinden güve çıkan yer. Arkada Mengü Bey. Birbir Hanım, Mengü Bey biraz dürttüm, biraz sıkkın görünüyor. Bana fazla geldi. Azdı mı? Saldırmasın. Delikleri koruyun. Evet arkadaşlar, o zaman videonun geri kalanını altında mıydı? Neresiydi orası ya? Çopar altında çekeceğiz videonun geri kalanını. Ay şirket arasını. Ben de bir türlü kapatamadım. Evet arkadaşlar, videonun geri kalanını orada çekeriz o zaman. Şimdi geldik çay şişeğimiz yere. Burada bir tane musluk gördük. Su akıyor, onu deneme testi yapıyoruz. Yok bu. Bakayım bir de şöyle çevireyim. Basmayı deneyeyim. Bu musluk arkadaşlar akmıyormuş. Öğrenmiş olduk. Şöyle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ortam böyle arkadaşlar. Şurada da kamera alıyor. Kocaman bir çınar. Annem buna çınar ağacı diyor. Ben ne olduğunu pek bilmiyorum ama. Böyle kocaman yaşlı bir tane ağaç bulduk. İnşallah üstümüze devrilmez. Bakalım, oturalım şöyle. Kahvaltı yerinde ben 3 mü 4 mü ne bardak çay içtim. Bakalım burada kaç bardak içeceğim. Günlük rekorumu kıracağım herhalde. Bir günde en fazla çay içme rekorum 9 muydu neydi? Gördüğünüz gibi burada kocaman bir çok güzel çınar var. Çok yaşlı görünüyor. Kocaman ama boyu. Ben diyeyim 20 metre, siz deyin 30 metre. Böyle İbrahim amca yanında kuş gibi kaldı. Güzel. Şurada da çok güzel bir
demirin üstüne, tam çınarın üstüne bir demir çakmışlar. Ona da çocuklar koymuşlar. Çok güzel bir eser olmuş arkadaşlar. Köyün tam orta yerinde. Ne diyelim, çınara uzun ömür dileyelim. Üstü soyulmaya başlamış ama bakın yeni şeyler çıkmış. Bütün buraları hep kaplamış ağaçlar. Yani üstümüz ağaçlarla dolu. Annem çekirgeden falan çok korkardı. Üstüne böyle birden kola pat diye bir çekirge gelirse artık çığlığı basacak. Şimdi fark ettim. Ağacın içini bildiğiniz doldurmuşlar. O yıldığı için muhtemelen dolgu malzemesiyle. Diş dolgusu gibi doldurmuşlar. Kısa bir buradaki köylülerden falan bir araştırma yaptık. Şurada da yazıyor. Oo, burada bilgileri. Bakalım. Kunduracı çınar ağacı tabiat anıtıymış. 1000 yaşında. Çapı 4.59 metre var o kadar. Boyu ben 30 metre diyordum. 25 metreymiş. Çevresi de 14.40 metreymiş. 25 metre dediği yine dalların en üstü yapraklarla 30 metreye çıkıyordur tahmin ettiğim gibi. Burada çok güzel bir ağaç arkadaşlar. Ama muhtemelen son yıllarını yaşıyor. Çünkü çınar ağaçlarının ömrü ortalama 1000 yıl oluyor. Bu çınar ağacı da 1000 yılını doldurmuş. Yani şu an karşınızda yaşlı bir ihtiyar var. Üstümüze düşmez inşallah. İçi oyulmaya başlamış zaten. Dolgu malzemelerini böyle kullanmışlar. Onun dışında üstü böyle hastalık kapmış gibi görünüyor ama ne diyelim, uzun yaşar inşallah. Yani zaten uzun yaşamış, daha uzun yaşar. Böyle ağacın komple hepsini çekmek istiyorum da kameranın açısına sığmıyor. Şöyle hatta desteklemelerle falan tutuyorlar ağacı. Çok böyle devasa bir şey. Gördüğüm en büyük ağaçlardan biri diyebilirim yani. Çap olarak zaten öyle. Sen hiç böyle bu kadar yani gövdesi geniş bir ağaç gördün mü anne? Evet arkadaşlar, bir tane kedi bulduk. Hemen miyavlıyor. Pişt pişt. Çok uysal bu kedi. Şimdi çok değişik bir görüntü gördük. Başörtülü bir teyze sigara içiyordu. O örtüyü ne yapmaya takmış bilmiyorum. Şöyle kameraya kadrajını alabilirsek. Şu tarafta mıydı? Bu tarafta. Hayır, şu tarafta. Şöyle şuradan görüyor olmanız gerekiyor. Şuralarda sigara içiyor. Ben ödeyeyim sizde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda yaptığım suç ama teyzenin yaptığı da ayıp. Başörtüsü niye takıyor hiçbir fikrim yok. Başörtüsünü takmış, sigara içiyor, şu an elinde sigara içiyor. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Da 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 da. Sigara tutturuyor. Evet arkadaşlar, şimdi çaycıdan kalktık. Arabaya doğru gidiyoruz. Burada da kedileri meşhur buranın. Bir sürü tatlı kediler var. Arabaya doğru yürüyoruz. Önümüze de dikkat edelim. Bakalım. Araba ne tarafta kanka? Sağda. Bu tarafta. Arkamıza da şunun kameranın gelmeyi unutma. Burada arkadaşlar çok güzel yerler var. Şu an durduğumuz yerde böyle çok aynen sıcacık. Güneş geliyor çok. Burada pazar yeri falan var arkadaşlar. Şöyle. Burada pazar kuruluyormuş. Pazar günü ne günüydü İbrahim amca? Pazar. Pazar günüymüş. Pazar pazarı. Cips kola kilit. Arabaya geldik şimdi arkadaşlar. Süt almaya gideceğiz. Ondan sonra da muhtemelen eve gideriz. Evet arkadaşlar, geldik şimdi süt, yani geliyoruz daha. Yaklaştık sütçüye. Doğal süt alacağız. Şu anda da Sisat Moç'taki karaktere benzedi tipim. Onun dışında
Sütten işte annem yoğurt mort falan yapacak. Sonra onunla da ayran falan yaparız. Onunla ilgili eğer gittiğimde uğrarsak oraya kısa bir çekim yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sütümüzü de aldık. Bilbe Hanım, nerede sütümüz? Hemen göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi sütümüz. Bir de annem doğal patates almış. Onu da kızartırız. Ve ne aldık? Köy yumurtası aldık. Ve köy yumurtası aldık arkadaşlar. Onun dışında bugün de yani sütçüye gittik. Onun dışında bir kahvaltıya gittik. Öyle yollarda geçtik. Çay falan içtik. Buca kaynaklarda geçirdik günümüzü. Çok güzel bir yer. Çekebilirsin, döllü yumurtalar. Döllü yumurtaymış bunlar. İçinde siyah siyah canı çıkıyor. Kendiler anladı. Ondan sonra yani güzel bir gündü. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.